Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dış ticarette korumacılık araçlarından bahsedeceğiz. Dış ticarette korumacılık araçları dediğimizde tarifeler, kotalar, ithalat, ihracat yasakları, ambargo ve gönüllü yasaklamalar olarak bunlar bir grupta ayrılıyorlar. Öncelikle dış ticarette korumacılık araçlarından bahsedecek olursak, kısacası burada korumacılık ve himayecilik altında bütünleşiyor. Burada bahsedeceğimiz gümrük vergileriyle, kotalarla veya gümrük dışı engellemelerle ithalatı kısıtlamaya himayecilik ve korumacılık diyoruz. İthalatı kısıtlamak yerli firmaları, üreticileri ithal malların rekabetten korur, ülke istihdamın azalmasını önlüyor. Birazdan bahsedeceğimiz araçlar arasında dış ticarete müdahale öncelik taşıyor. Bundan ilk olarak tarifeler yani gümrük vergilerinden bahsedecek olursak ithal malların ülkeye girişte sınır noktalarında uygulanan özel vergilere tarife denir. Devletin önemli gelir kaynağıdır. Yerli üreticiyi dış rekabete karşı korur. Tarifelerin en önemli etkisine gelirsek yerli üretimin artmasını ve tüketimin cazip hale getirmesidir. Bu nedeni gümrük tarifelerin yerli tüketicinin ithal malı ödediği fiyatı arttırmasıdır. Burayı bir tabloyla özetleyecek olursak, yani bir tabloyla örneklendirmek istersek şu şekilde. Normal durumda tarife uygulandığında PV, dünya otomobil fiyatı, PV artı T, tarifeli dünya otomobil fiyatı, S1 Türkiye otomobil arzı, D1 Türkiye'nin otomobil talebini ifade etmektedir. Sonra PV dünya fiyatında Türkiye'de tüketiciler Q2 kadar otomobil satın almaktadır. Q2 eksi Q1 kadar ise otomobil ithal etmektedir. Böyle olduğunda PV AB üçgeni kadar tüketici artı, PV DF kadar üretici artı meydana geliyor. Bu hükümetin müdahale etmediği durumdaydı. Eğer hükümet ithal otomobile T kadar tarife uygulandığında bu tarifeyle Türkiye'nin ithal otomobil fiyatını PW artı T kadar olur. Tüketiciler Q4 kadar otomobil satın alır. Tüketicilerin satın aldıkları miktarın Q3 kadarını yerli üreticiden, Q4 eksi Q3 kadarını yabancı üreticilerden ithal eder. Bu durumda Türkiye'nin otomobil ithalatı tarife öncesine göre azalmıştır. Tarife uygulamasıyla tüketici rantı 1, 2, 3, 4 nolu alanlara eşit miktarda azalır. Buna karşılık bölüşüm etkisi olarak 1 nolu yamuk alanı kadar artar. Tarife uygulamasıyla devlet 3 nolu alanı eşit hazineye gelir etkisi elde eder. Burada bölüşme etkisi dediğimizde biraz bundan bahsedecek olursak kısaca alınan gümrük vergilerinin milli gelirin tüketicilerden yurt içindeki üreticilere doğru yeniden dağıtılmasına yol açması olarak açıklayabiliriz. Toplumsal açıdan net kayıp söz konusudur. Net kayıp tarife uygulamasıyla ortaya çıkan tüketicilerin kaybı yani 1, 2, 3, 4 nolu alanların toplamı üretici kazancı olan 1 nolu ve devletin kazancı olan 3 nolu alanın toplamından büyük olduğu için ortaya çıkar. İkinci olarak kotalardan bahsedeceğiz. Burada belli bir zamanda bir malın ithaline getirilen sınırdır. Örnek verecek olursak yılda 10 binden fazla yabancı otomobilin ithaline izin vermeyebilir. Yani böyle bir sınır koyduğumuzda biz buraya bir kota getirmiş oluyoruz. Kotalar bütün ithalata, malın ithalatçılarına dağıtım olarak farklı kota isimlendirmelerinden bahsediyoruz. Bütün ithalata da geldiğinde global kota, malın ithalatçılara dağıtımı ile ilgili bir sınır getirildiğinizde tahsisli kota olarak adlandırabiliriz. Burada Türkiye'nin 1964-1969 yılları arasında Ankara Antlaşması çerçevesinde Türkiye'nin ihraç ürünlerinin tek yanlı olarak tarife kotası tavizi örneğini verebiliriz. Burada ise bir grafikle bunu açıklayacak olursak, hükümet ithal otomobillere Q4 eksi Q3 kadar bir kota uygularsa fiyat PQ olur. Kotadan dolayı tüketici rantında azalma 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ve 4 nolu araçların toplamı kadardır. Üretici rantı ise 1 nolu alan kadar artar. Kotaların günlük tarifelerinden farklı olarak 3 nolu olan hazineye gelir olarak gitmez. Ve bir diğer maddemiz olan ambargo yani ithalat ihracat yasaklarından bahsedecek olursak
Kısıtlamaların en kesin biçimidir bu. Ambargo olarak kısıtlamanın en kesin biçim olarak geçer. Ticareti tamamen yasaklamaktır. İthalat ve ihracatı aynı anda ambargo uygulanır. Yani yasal olarak yasaklama anlamına gelmektedir. Buna ABD'nin İran'a yaptığı ambargoyu örnek gösterebiliriz. Yukarıdaki grafikte ülke dışa kapalı olsaydı tekstil üretimi ve tüketimi arz ve talep eğrilerinin kesiştiği E noktasında oluşabilirdi. Bu ülke tekstil ithalatına ambargo uyguladığında yerel üreticiler tekstil üretimini artırmayacaklarından üretim OK düzeyinde kalır ve ithalat izin olmadığı için arz erisimi E noktasından itibaren dik bir doğru olan S1 haline gelecektir. Bu durumda OK'ye kadar ortak artan karşılık OL miktarında talebin KL kadar kısmı karşılanmayacağı için fiyat PY kadar çok yüksek bir fiyatta gerçekleşecektir. Bu durum ithal yasakların tüketicinin zararına yol açtığını göstermektedir ve kanıtlamaktadır. Ve son olarak gönüllü ihracat kısıtlamalarına gelecek olursak, hükümet tarife veya kota uygulamak yerine yabancı ülkelerin ülkesine olan ihracatı sınırlamasını ister. Bu anlaşmalar ne kadar gönüllü adlı altında olsa da gönüllü değillerdir. İthalatçı ülke ihracata ülkeye daha kötü koşullar sunarak anlaşmaya ikna eder. Kota uygulamasıyla benzerlikleri olsa da farklı diyebileceğimiz bu uygulamada anlaşma yoluyla ve sonra daha fazla satış vaadi verilmesidir. Ancak tüketici için aynıdır. Tüketici her ikisine de yüksek fiyat ödüyor. Yani sadece görünürde gönüllü olarak tüketicinin aleyhine olmaktadır. Beni dinlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.